Sedat Peker'in abisi Atilla Peker konuştu. Devlete hizmet ettiğimizi sanırken kullanıyorduk. Sedat Peker'in abisi Atilla Peker, Kutlu Adalı suikasti ile ilgili yaptığı suç duyurusunun detaylarını anlattı. Peker, öleceğimi bilsem bile ben bu konuyu açıklardım dedi. Peker ayrıca devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer kullanılıyorduk. Korkut Eken'in de bu şekilde kullanıldığını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in abisi Atilla Peker, Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı suikasti ile ilgili yaptığı suç duyurusunun detaylarını anlattı. Peker, söz konusu cinayetle ilgili suçladığı Korkut Eken'in bu suikastin içinde olmadığını namusu ve şerefi üzerine yemin ederek açıklamasına ilişkin olarak, devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer kullanılıyorduk, Korkut Eken'in de bu şekilde kullanıldığını düşünüyorum dedi. Peker, Kutlu Adalı olayı benim için sırdı, eşim bile bu sırrı bilmiyordu. Kimseyle paylaşmamıştım. Madem sırdı, kimseye söylenmemeliydi. Kardeşim Sedat Peker'e yapılanların sonrasında bu şekilde kendisi de açıklama yapınca, bu açıklamayı doğrular bir açıklama yapmazsam kardeşimi yalan söylüyor konumuna mı getirecektim? Yarın öleceğimi bilsem bile ben bu konuyu açıklardım diyen Atilla Peker, bu ülkede vatandaş, ilgili kişiler, herkes her şeyi biliyor ama korkudan kimse doğruları söyleyemiyor. Biz hayata korkusuzca bakarak yetiştirildik. Ben niye yalan söyleyeyim, niye iftira atayım? Sedat Peker'in mafya değil, iyi bir vatan evladı olduğuna inanıyorum diye konuştu.